Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sukulentimin saksısını değiştireceğiz. Ve sukulentimin küçük bir bakımını yapmış olacağız arkadaşlar. Sukulentim bu. Evet, bakın. Şöyle inceleyelim arkadaşlar. Daha önce ben bunu çekimini yapmıştım. Çiçekleri açmıştı, hatırlayacaksınız. Çiçeklerini döktü ve saksısına fazla geliyor. Bakın. Ve bu saksısından arkadaşlar hepsini değil de bir kısmını buradan alıp yeni bir saksıya koyacağım. Hem böylelikle çoğaltmış oluyorum, hem de yerine daha yerleşiyor ve daha iyi büyümüş oluyor. Bakın, bunu da bu şekilde yaptım. Aslında bunu da bu sukulentimden aldım, buna koymuştum. Bu da açtı, bakın çok güzel açtı ve çoğaltmış oluyorum. Çoğaltmanın başka bir yolu da bu arkadaşlar. Ve bendeki sukulentlerdeki en soğuğa dayanıklı ve sıcağa dayanıklı ve hani kenarda olsa da bakmayı unutsanız da çok rahatlıkla büyüyen sukulent çeşidi arkadaşlar. Evet, başlayalım. İki kısımdan oluşuyor sukulentim. Bir bu taraf, bir de bu taraf. Ben bu kısmını alacağım arkadaşlar. Şöyle bir bıçaktan yardım alıyorum arkadaşlar. Şöyle toprağıyla beraber alacağım. Bakın çok rahatlıkla çıkıyor. Sukulentler sıcağı sever arkadaşlar. Sulamayı, suyu sevmiyorlar. Çok fazla sulamamanız gerekiyor. Evet, bakın alalım. Böyle. Bir parçamız. Bakın. Evet, bir oyuk açacağım. Ve biraz da köklerini havalandıracağım arkadaşlar. Evet, köklerini biraz havalandırdım, bakın. Açtım oyuğa, biraz derin açıyorum. Normal toflu bir toprak kullanıyorum arkadaşlar. Evet, yerleştiriyorum. Ve kenarlarından kapatıyorum, toprak örtüyorum. Biraz gürültülü arkadaşlar. Evet, dikti. Bakalım şöyle. Bakın. Toprakla bütünleşmesi için biraz su veriyorum arkadaşlar. Çok da vermiyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Diğerinde ortalamaya çalıştım saksıya. Yine bir bütün saksı olarak göründü ve sukulentimi hem saksısını değiştirmiş oldum, hem de çoğaltmış oldum arkadaşlar. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.